dostum. Çok iyi. Hoş geldin. İyi ki varsın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hep halkın içinde kal. Hep halkın içinde. Erkan efendim. Emek başkan bizim başkan. Ben İstanbul Bostancı'dan geldim. Aykırı sizin için. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, ben de Manisa'dan geldim başkanım. Çalışma arkadaşlarımıza da size bir şey hediye etmek istiyorum. Şöyle arkasına da konuş ve kurtuluş şehri Bilecik'ten sevgiler. Ay çok sağ ol. Kadim ile beraber inşallah. Oo ne kadar hoş. Size. Mutlaka kullanacağım. İnşallah efendim. Çok asil, çok teşekkür ederim. Çok hoş. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Bunun her sayfasına güzel notlar düşeceğim. İnşallah. Güzel olsun. Tamam. Dilek Hanım nasıl? İyi mi? İyi. Çocuklarınız gayet iyi. Gayet iyi. Hoş geldiniz. İstanbul'un, İstanbul'daki Bileciklilerin, İstanbulluların hepinize selamını getirdim. Şimdi ben bunlar için Bilecik'te miyim? Değil. Bilecik'te başka bir şey için geldim. Ben haysiyet mücadelesi için buradayım. Ben adaletsizliğe karşı buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım. Siyaset üstü bir dönemde, ittifakların güçlü olacağı bir dönemde, altılı masada ortaya konan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım. Sizlerle birlikte millet hakkını yedirmez. 31 Mart'ta dedim ya, ben hak yemem, hakkımı da yedirmem. İnsanımızla hak, hukuk, adalet mücadelesinde hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun, milletin iradesinin ise asla ve asla yedirilmeyeceğini bir avuç insana ve bugünün rejimindeki o tek kişinin ağzından çıkan lafla yönetilme anlayışına, yargıyı siyasetin silahı gibi kullanmaya çalışanlara ne diyeceğiz? Yeter söz millete diyeceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız. Çok inanıyorum. Merhaba efendim. Merhaba tekrar. Merhaba. Asansörle mi? Tamam, peki. Hoş geldiniz. Merhaba. Asansörle. Ve üniformalarımız, değerli misafirlerimiz, değerli yöneticilerimiz, salonumuzda bizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, hoş geldiniz. Muhtarlarımız ve çok kıymetli Bilecik halkı, sayın basın mensupları. Bilecik Halkın Esnafı Projesi lansmanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. 6 Mayıs'la 23 Haziran arasındaki o süreçte milyonlarca insanımızla sadece İstanbul'da değil, İstanbul'un dışında da buluştuğumuz anları hiç unutmuyorum. Milyonlarca insanımız ayakta demokrasi mücadelesi verirken bu kötülüğü yapanlara bile kızgın suratla bakmamayı, İşine bakmayı, işine odaklanmayı, güler yüzle, sempatiyle kendine ait olanı almayı hedefine koyan o kararlı yürüyüşü bugünden itibaren milletimiz sokaklara demokrasi ve cumhuriyet şenliği adı altında çıkıp bu cesur yürüyüşü göstermeli ve gerçekten 14 Mayıs'ı hep birlikte demokrasi ve adalet bayramına dönüştürmeliyiz. Alanlar arası yaya yolları, ana evi mimari projesi değerlendirilen karanlık... Konuş bakayım, sen öyle de böyle de demiyorsun. Böyle de gözlerin içine bakıyorum, onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi şusu busu. 2 kilometre böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin.
Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var. Seçimlerde hündür hündür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran. Diyemem ki onu, nasıl diyeyim? Diyemem. Onu tarif ederken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor. Hadi bismillah diyelim ya. Buyurunuz. Hadi hayırlı uğurlu olsun, bismillah diyelim, başlayalım. Evet, evet, yöneticilerimiz butonlara basıyor ve ilk beton, ilk çimento Kurtuluş Savaşı adıyla ve Boz ülkemize el terasına dökülüyor. Boz düğümüze, ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler. Siz de öyle. Teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Saygılar, hayırlı işler, başarılar. Nasılsınız? Çok iyi. Sizi gördük daha iyi. Evet, çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Cennet vatanımızın en kıymetli köşelerinden birinde sizlerle bir arada olmak, geçmişini bilerek burada olmak tüylerimi diken diken ediyor, beni gururlandırıyor, onurlandırıyor ve sizlere layık olmak için daha çok neler yapabilirim hissiyle beni uğurluyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar, doğan istiyoruz. Güzel olacak ya.